billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabi ve men tabi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bugün Rabbimizin lütfuyla Müzzemmil suresinin 10. ayetinden 14. ayetine kadar ki 5 ayetlik pasajı inşallah okuyacağız. Bu vesileyle Rabbim önce bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi lütfeylesin. Sonra size dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, dinlediklerinizi doğru anlamayı, anladıklarınızı hayatınıza yansıtmayı nasip ve müyesser eylesin. Müzzemmil suresinin bir önceki dersimizde incelediğimiz ayetleri Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Peygamber'le onu risalete hazırlamayla ilgili prensiplerinden bir bölümünü incelemiştik. Geceleyin kalkıp Kur'an okumanın niçin geceleyin bir emre dönüştürüldüğünün gerekçesi üzerinde durmuştuk. Sonra gündüz meşguliyetlerin tesbihe dönmesinin geceyi inşa etmekten geçtiğini ifade etmiştik. Sonra Allah-u Teala'yı zikretmesi emriyle sadece Allah'a yönelmesi gerektiği üzerindeki hatırlatmayı beyan etmiştik. Ardından Rabbimizin bütün mevcudatın sahibi olduğu, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmadığı ve sadece onu vekil etmenin gereği üzerindeki uyarıları üzerinde durduk. Geçen haftaki dersimiz 9. ayet itibariyle bitti. Şimdi Hazreti Peygamber'in muhataplarıyla ilişkisi üzerinde bir takım hatırlatmalar yer alacak. Tabii bu ayetlerde sözü edilen prensiplerin doğrudan bizimle de ilişkili olduğu mesajını yüreğimize yazacağız. Hitap her ne kadar öncelikle Hazreti Peygamber olsa da muhataplar herkestir. Bu ilahi mesajın ulaştığı herkes burada sözü edilen hususiyetlere kendisini muhatap saymalı ve buradaki prensipleri hayatına taşımalıdır. Böyle bir görevin üzerimizde bulunduğunu unutmamak mecburiyetindeyiz. Ben Müzzemmil suresini çok önemserim. Çünkü hayatı inşa eden surelerden biri olduğuna inanıyorum. O itibarla eğer Müzzemmil suresi hayatımıza inerse, hayatımızın gidişatında bir takım değişiklikler olduğunu birebir gözlemleyeceğimizi biliyorum. Kendi hayatımda bunları yaşamış ve bunları örneklendirmiş tecrübenin sahibi olarak ifade ediyorum. Bu ayetleri okuduktan, bu ayetleri anladıktan sonra benim hayata bakışım değişmiştir. Öyleyse bu ayetleri kim doğru anlarsa onların da hayata bakışı elbet değişecektir. Bir takım kavramlar üzerinden götüreceğiz bugünkü dersi ve Kur'an'ın müminlere yönelik hitabında mümin olmayanlarla ilişkilerinin nasıl olması gerektiğine dair bilgiler var. Bu çok önemli bir hususiyettir. Hayatta herkes sizin gibi düşünmüyor olabilir. Sizin hassasiyetleriniz başkaları tarafından paylaşılmıyor olabilir. Böyle bir durumda inancınız aynı değilse, yaşantınız aynı değilse, değerleriniz birbiriyle uyuşmuyorsa, peki bu hayat
ya onların yaşayacağı hayattır ya da bizim yaşayacağımız hayattır deme lüksüne sahip miyiz? Yoksa öyle değişiklikler bulunsa da bu hayatı onlarla birlikte biz de yaşayacağız. Böyle bir esnek bakışa mı sahip olmalıyız? Ben varsam hayat hayattır, ben yoksam hayat diye bir şey yoktur diye kestirip atacak mıyız? Benim gibi düşünmeyene hayat hakkı yoktur, böyle mi diyeceğiz? Bu hem Müslümanların zayıf olduğu zamanlardaki duruşunu hem siyaset anlamında, ekonomi anlamında, devlet anlamında güçlü olduğu dönemlerdeki tutumla alakalıdır. Yani şimdi okuyacağımız ayet zihnen şöyle bir algıya yol açmasın. Müzzemmil suresi vahyin ilk indirilen surelerindendir. Zaten Müslümanlar bir avuç, birkaç kişi. Tabii ki bunlar hakim kuvvetin karşısında alttan almak zorundadırlar. Zaten onlar seslerini yükseltmemek durumundadırlar. Öyleyse böyle bir sabır ifadesi konjonktürel olarak, yani şartlar gereği böyle olmalıdır. Ama Müslümanların devleti olduktan sonra siyaseten, ekonomik olarak güçlü bir hale geldiklerinde bu ayetlerin hükmü yoktur gibi bir algı son derece yanlış bir algıdır. Allah'ın ayetlerinin birinin ak dediğine öbürü kara demez. Birinin yap dediğine öbürü yapma demez. Birinin doğru dediğine öbürü yanlış demez. Allah'ın ayetlerinde böyle zikzaklar yoktur. O itibarla şimdi okuyacağımız başkalarına karşı tavrımız nasıl olmalıdır sorusunu cevaplarken bu her zaman geçerli olan bir metottur, bir usuldür. Bunu unutmayalım. Bir yanlış algılamanın kapısını aralamayalım. Şöyle başlıyor 10. ayet. Estağfirullah. Vasbir alâ mâ yekûlûne vehcurhum hecran cemîlâ. Kısacık bir ayette iki emir yer alıyor. Biri onların demekte olduklarına karşı sabırlı ol. Diğeri ise onlardan güzel bir şekilde ayrıl. Kur'an'ın belki en çok üzerinde durulması gereken kavramlarından bir tanesi sabır kavramıdır. Sabır genelde şöyle bilinir. Ya başına ne gelirse gelsin böyle boynunu bük sabret. Yani ne yapalım? Daha kolay bir şeyimiz var. Allah'tan geldi. Demek ki kaderde vardı. Allah'tan geldi. Boynunu bük. Hatta hafif sağa sola da yalpalasan da bir şey olmaz yani. Sen yüreğine bak. Dışarıdan ne yaptığın çok da mühim değildir gibi sabır kavramıyla aslında uzaktan yakından ilgisi olmayan bir kabul vardır genel kültürel dünyamızda. Bu doğru değil. Sabır hak ve hakikat üzere dirençli olmaktır. Sabır kişinin sahip olduğu inançları savunmasıdır. Sabır insanın nefsini, nefsi dürtülerini dizginlemesidir. Sabır yılgınlık, korkaklık, çöküntü ve dert yanmanın zıddıdır. Sabır, izzet ve şeref veren şeydir. Zillet ve meskenete kapı aralayan bir duygu değildir. O itibarla sabır kelimesinin Kur'an'daki birkaç kullanımına ille de değinmek gerekir. Bu okuduğumuz ayette de olduğu gibi eğer sabır kelimesi ala edatıyla geliyorsa, yani fasbir ala, sabara ala diye ala edatıyla geliyorsa bu bir şeye karşı göğüs germek demektir. Bu sabara kelimesi eğer an edatıyla kullanılıyorsa bir şeye rağmen hakta direnmek demektir. Sabara kelimesi li edatıyla kullanılıyorsa bir şey için direnç göstermek demektir.
Sabara kelimesi herhangi bir edatla kullanılmıyor. Ya da başında ba edatı varsa bu anlamların hepsini içerir. Hem alayı, hem an edatını, hem li edatını. Hepsini içerir. Böylece sabır, hak ve hakikat üzere bir direniş demektir. Şimdi bak, direnme ile alakalı bir ayet. Görünüyor mu oradan? Ben bunu büyüteyim dedim, beceremedim. Bizim Ahmet yok mu ortalıkta? Kahraman bir eda ile Murat'ın gelişinde omuzları düşüktü, görevini yaptı, böyle kartal edasıyla gidiyor yani. Bak, senin de bilmediğin şey var der gibi gidiyordu ki. Fark ettiniz değil mi gidişini? Evet, bir daha çağırırım, görürsün. Evet. Şimdi daha güzel görünüyor sanıyorum. Ali İmran suresinin 200. ayeti. Bu kelimenin kullanıldığı, edatsız kullanıldığı örneklerden biridir. Ayet şu, estağfirullah. Ya eyyühellezine amenusbiru ve sabiru ve rabitu ve ettegullaha leallekum tuflihun. Tabi ayeti inceleyecek değilim. Konumuz ayetin tamamı değil, bir kelimesi. Buradaki ya eyyühellezine amenü, ey bütün iman edenler, isbiru, sabredin. Yani dirençli olun. Ve sabiru, dirençli olmakta birbirinize yardım edin. Ve rabitu, efendim tabi bizim dirençli olun dediğimiz yerde dirençsizlikler görünüyor. Durduğu yerde düşüyor. İsbiru kelimesi dirençli olun demektir. İsbiru. Mesela Bakara suresi 45 ve 153. ayetlerde aynı ifadeler yer alır. Orada der ki Allahu Teala, Vesta'inu bis sabri ve salati. Allah'tan sabırla ve salatla yardım isteyin. Buradaki sabır dik durmak demektir. Salat Allah'a yaslanmak demektir. Dik durarak ve Allah'tan yana olarak tavrınızı, yüreğinizi Allah'a bağlamış olarak ondan yardım isteyin demektir. Dik duruş manası bu ayette Bakara 45 ve 153. ayetlerde vardır. Sabır kelimesinin çok gerçekten ille de bilinmesi gereken bir anlamı savunmak dedim. Yani hak ve hakikat üzere inançları savunmak anlamı vardır. Bakın şimdi iki tane ayet söyleyeceğim size. Bir tanesi Furkan suresi 42. ayet. Bu ayet bağlamında, hatta bir de Saat suresinin 6. ayeti var. İkisi bağlamında çok sıra dışı bir şey söyleyeceğim. Buyuruyor ki Allahu Teala ayetlerinde, Mekkeli müşriklerin ilahlarıyla ilişkisini düzenleyen ifadeleri bağlamında. Bakın. Diyorlar ki, Mekkeli müşrikler diyorlarmış ki, İnkâde leyudilluna an âlihetina levlâ en sabarnâ aleyha. Peygamberimiz için diyor ki Mekkeli müşrikler, İnkâde neredeyse az kalsın, leyudilluna bu Muhammed bizi saptıracaktı. En âlihetina ilahlarımızdan. Az kalsın bizi ilahlarımızdan döndürecekti bu. Levla en saberna aleyha. Biz ilahlarımızı savunmamış olsaydık bu adam bizi az kalsın saptıracaktı. Saberna ala. Direnç göstermeseydik, ilahlarımızı savunmasaydık bu adam bizi az kalsın saptıracaktı diyor Mekkeli müşrikler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için. Bakın sabara ala savunmak, direnç göstermek demektir. Mekkeli müşrikler Hazreti Peygamber'le neden mücadele ediyorlardı? Hazreti Peygamber'in peygamber olmadığını düşündükleri için değil. Aslında onlar bal gibi de biliyorlardı Hazreti Peygamber'in peygamber olduğunu. Ama onlara göre peygamberlik yanlış bir adama gelmişti. Yetime peygamberlik mi gelirmiş? Fakire, kimsesize peygamberlik mi gelirmiş? Yok.
Allah haşa adresi yanlış belirledi. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in vahiy adına söylediklerini onun Hazreti Peygamber'in yani Allah'a iftira ettiği şeklinde yorumlamışlardı. Onlara göre Hazreti Muhammed Allah'a iftira ediyordu. Onlar kendilerine göre Allah'ı savunuyorlardı. Bizim Allah'ımız böyle bir yanlış yapmaz. Dolayısıyla Muhammed kendine göre yanlış ve yalan şeyler üretiyor diye Allah'ı savunuyorlardı. Cenab-ı Hak da onlara cevaben buyuruyor ki ve sevfe ya'lemune. Vakti geldiğinde haberleri olacak, bilecekler. Hine yeravnel azabe. O azabı birebir gördüklerinde görecek, anlayacaklar. Men adallu sebila. Kimin yolu daha sapkınmış, onu vakti zamanı geldiğinde anlayacaklar. Yani Mekkeli müşrikler dinsiz olduğu için peygamberimize karşı çıkmıyorlardı. Dinlerini savunmak için peygamberimize karşı çıkıyorlardı. Bak, levla en sabarna aleyha. İlahlarımızı savunuyor olmasaydık, ilahlarımıza karşı yüreğimizi onlarla birlikte dirençli hale getirmeseydik, Muhammed bizi ilahlarımızdan yani dini kabullerimizden az kalsın saptırtacaktı diyorlar. Algıları bu. Sabara ala savunmak, direnç göstermek demektir. Sa'd suresinin 6. ayetinde de gene benzer bir içerik vardır. Mekkeli müşriklerin Hazreti Peygamber'in risaletine dair olumsuz tutumları deşifre edilir. Ayetlerin hepsini okumuyorum. Sa'd suresinin ilk 8 ayetini evinizde okumanızı tavsiye ederim. Ben sadece 6. ayetini söylüyorum. وَانْتَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ İçlerinden yönetici olanlar, ileri gelenler harekete geçti. Dediler ki etraftakilerine, enim şu, hadi siz de yürüyün. Siz de harekete geçin. وَاسْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ İlahlarınızı savunun. اِسْبِرُوا عَلَى İlahlarınızı savunmada direnç gösterin. Mukavemetiniz olsun. İnne hâzâ leşey'un yurâdu. Şimdi sizden istenen, beklenen bu. Neymiş beklenen? İlahlarını savunmak. Sabara alâ, sahip olduğu inancı dirençli bir şekilde sahiplenmek, onu benimsemek, karşı tarafa karşı onu dirençli bir şekilde savunmak. Sabara alâ'nın böyle manaları var. Ama unutmayalım. Tekrar ediyorum. Mekkeli müşrikler dinsiz oldukları için peygamberimize karşı çıkmıyorlardı. Aynen Firavun'un Hazreti Musa'ya dediği gibi bir mantık güdüyorlardı. Onlar Hazreti Musa için Firavun diyordu ki İnni ehafu en yubeddile dineküm ev en yuzhira fil ardil fesade. Mü'min suresinin 26. ayeti. İnni ehafu Firavun diyor ki İnni ehafu en yubeddile dineküm. Bu Musa'nın sizin dininizi değiştirmesinden korkuyorum. Ev en yuzhira fil ardil fesade. Yahut da yeryüzünde, ülkede bir bozgunculuk yapmasından çekiniyorum. Yoksa yani onlar da dinsiz adamlar değillerdi. Kendi inançlarını savunuyorlardı. Sa'd suresi 7. ayette müşriklerin bir sözüne daha ufak bir gönderme yapmalıyım. Güne dair sonuç çıkartma adına. İlahlarınızı savunun. Şimdi bugün sizden istenen budur dedikten sonra bir 7. ayette şöyle bir cümleleri var. Ma semi'na bihada fil milletil ahireti. İn hâzâ illâ ihtilâk. Bunun dediklerini biz son millette yakın dönemde duymadık. Bunun işi gücü ortalığı karıştırmak. Tanıyor musunuz bu cümleleri? Tanıyorsunuz değil mi? Bu cümleler kimin cümleleriymiş? Bunlar müşriklerin cümleleriymiş. Müşriklerin cümleleri Müslümanın ağzına yakışır mı? Müşrikler bu cümleleri niye söylüyorlardı? Geleneksel algının yerleşik kabullerine karşı mücadele başlatan Hazreti Muhammed'i susturmak için söylüyorlardı. Ya bugün? Bugün de Kur'an adına, hak ve hakikat adına,
referansı mahza Kur'an olan söylemlerimize karşı bu adam ortalığı karıştırıyor. Kimse bilmedi de bir bu mu biliyor? Bu müşrik sözüdür. Bu söz söz değildir. Şimdi size soruyorum. Bu kafa Kur'an okur mu? Bu kafanın Kur'an diye bir derdi olur mu? Bu kafa Kur'an'ı hayatının merkezine alır mı? Almaz. Almaz, almaz. Çünkü o kurulu bir düzeni vardır. O düzenin sarsılmadan yürümesini ister. Geçen bir konferansta söyledim. Bir iki Facebook'ta da paylaşmıştım. Sana der ki ehliyet alma. Niye? Bizim arabaya bin. Tabii. Sen market açma. Bizim marketten alışveriş yap. Derdi nedir? Malı götürecek. Ayıp ettin. Bir itibar kazanı kaynatmış. Oradan devşirip devşirip duruyor. Sen kimin ne dediğine bakma. Söylenenin doğru olup olmadığına bak. Neymiş? Ortalık karışıyormuş. Mazerete bak. Bu adamlar kafayı karıştırıyor diyor. Benim de sözüm var. Karışmayan kafadan hayır gelmez. Bir kafa karışmıyorsa o kütüktür. O kafanın karışması lazım bir. Ama karışık kalmayacak. Onun karışıklıklarını Kur'an giderecek. Kur'an karışıklıkları gideren kitaptır. وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اِخْتَلَفُوا ف۪يهِ İhtilafa düştükleri konularda Peygamberimiz ona Allah'ın öğrettiği gibi açıklamalarda bulunsun diye bu kitap indirilmiştir. Bu kitap ihtilafın kaynağı değil, bu kitaba referans göstermemek ihtilafın kaynağıdır. Allah'ın kitabı ortalığı karıştırıyormuş. Yok canım. Bu kitap dalgalı denizlerin dalgasını dindiren kitaptır. Bu kitap dalgalanan yüreklerin dalgalanmasını sindiren kitaptır. Bu kitap hayata anlamını kazandıran kitaptır. Siz olun. Kur'an'ın Müslümanı olmayla sadece şeref duyun. Bu haysiyet olarak yeter. Kim ne derse desin, kim nasıl allı pullu cümleler kurarsa kursun, tıpkı Hazreti Muhammed gibi o nasıl Kur'an'ın Müslümanıydıysa siz de öyle Kur'an'ın Müslümanı olun. Bu haysiyet olarak yeter. Ortalık karışıyormuş. Senin kafan karışıyor. Ortalığın karıştığı falan yok. Okuyacaksın. Sa'd suresinin ilk 8 ayeti sana inecek. Okuyacaksın. Furkan suresinin 42. ayetini güne yorumlayacaksın. Ne oluyoruz? Biz neyi savunuyoruz acaba? Karşımızda ayet varken biz nasıl başka bir şeyi savunuruz sorusunu soracak ve istikametini ona göre yeniden sorgulayıp belirleyeceksin. Bir hasta adam düşünün. Doktora gitmeye korkuyor. Doktor ona hastalığının ne olduğunu söyler ve morali bozulur diye. Gitme. Gitme canım. Sonra sedye ile götürülürsün. Fark etmez. Benim de bir rahatsızlığım vardı. 10 sene gitmedim. Gitmedim. Ondan sonra öyle bir gittim ki. Bağırırsan gidersin. Sen ol. Vaktinde önlemini al. Bu ayetleri öğren. Hayatın reçetesi bunlardır. Bunlar hayata yansıtılırsa hayatın anlamlı olur. Sorgulanacağın kitap budur sevgili kardeşim. Başka kitaplara çalışarak yanlış yerlerden soru bekleme. Mahşerde sorular bu kitaptan çıkacak. Gel bu kitaba çalış. Bu kitaba çalışmıyor. Bu kitaba çalışanlara da ağzına ne gelirse söylüyor. Yazık. Allah hidayet ihsan eylesin. Amin. Cenab-ı Hak istikamet lütfeylesin. Öyle bir din sunumu var ki ülkede, milleti cehenneme göndermek için bahane arıyorlar. Niye? Herkes cehenneme dolacak ki kendilerine cennete gidilecek, sıvışılacak bir yol kalsın. Korkma. Cennet geniş kardeşim.
Ali İmran suresi 133. ayeti bir oku rahatla be. Ve sari'u ila mağfiratin min rabbikum ve cennetin arduha es-semavatu vel ardu uiddet lil muttakin. Rabbinizden gelecek bir mağfirete ve genişliği gökler ve yer kadar olan cennete doğru koşun. Geniş geniş canım. Allah'ın rahmetini daraltmanın bir alemi yok. Korkma, sen de istikamet sahibi olursan sana da cennette yer var. Kardeşlerini cehenneme göndermek gibi bir duygu içerisine girme. Sen Allah'ın danışmanı değilsin. Mahşerde senin onayını alarak Allah karar vermeyecek. Allah'ın danışmanı yok. Maliki yevmiddin olan odur. Din gününün, hesap gününün tek sahibi var. O da Allah'tır. Geri kalan herkes onun hükmünü bekleyecektir. Vel emru yevme izin lillah. O gün hüküm sadece Allah'ındır. Gel dur da cehennem zebaniliğine soyunma kardeşim. Senin de nereye gideceğin belli değil. Allah'ın rahmeti seni de kuşatacak kadar geniştir. Kategoriler oluşturarak kardeşlerini cennette görememe duygusu bir helak olarak yeter. Başka helak arama. Bir kişinin dahi olsun cehenneme gitmesi için ilanlar yapıyorsan sen zaten helak olmuşsun. O yürek senin için perişanlıktır. Dünyanın yıkılmasına gerek yok. Sen zaten yıkılmışsın bu kafayla. Senin yüreğinde fırtınalar kopuyor. Niye? Bir kardeşin daha cennetlik olur korkusuyla. Oysa cehennem dardır, cennet geniştir kardeşim. Sen de ben de hepimiz de Allah'ın ipine sarılarak cennetlik olmanın yollarını arayalım. O yolların her biri Kur'an yoludur. Kur'an'dan gidilirse cennete gidilir. Başka taraflar çıkmaz sokaklardır. Hazreti Peygamber 23 yıl boyunca bunları anlattı kardeş. Kul in zaleltu fe innema adillu ala nefsi. Sebe suresinin 50. ayeti. De ki, peygamberimize dedirtiyor ki Allah-u Teala. De ki, in zaleltu, ben saparsam fe innema adillu ala nefsi. Ben kendi aleyhime sapmış olurum. Ama ve in ihtedeytu, ben hidayet bulursam febima yuhi ileyye rabbi, Rabbimin bana vahyettiği bu kitapla hidayet bulurum. Hidayeti bu kitabın dışında aramak aldanmaktır. Hidayetin kaynağı Allah'ın kitabıdır. Şimdi bu kardeşiniz Allah'ın kitabının anlaşılması için gece gündüz çaba sarf etmeye gayret ediyor. Derdim nedir? Bir kişi dahi olsun kurtulabiliyorsa canıma minnet olsun. Bir kişi. Bir kişi. Çünkü ben bir kişinin kurtarılmasının bütün insanlığın kurtarılmasına eşdeğer olduğunu Maide suresi 32. ayetten öğrenmişim. Ben ömrümü bir kişiyi kurtarmaya adamışım. Ben bütün namazlarımı kabul olabilecek bir namaz için kılarım. Bütün oruçlarımı kabul olacak bir oruç için tutarım. Bütün zekatlarımı kabul edilecek bir zekat için veririm. Bütün infakımı, sadakamı bir tane olsun kabul olabilir mi acaba diye o duyguyla yaparım. Ve bütün hedefim bir kişiyi kurtarabilmektir. Ama etrafımızda 1000 kişiyi cehenneme göndermek için elinden ne geliyorsa çaba sarf eden şu kadar insan var. Yazık. Rabbim istikamet lütfeylesin. Cenab-ı Hak yüreklerimize merhameti yağdırsın inşallah. Evet. Sabır kelimesinin bir anlamı daha var. O da Taha suresi 32. ayet. İstabara kalıbında gelirse bu, o kararlı olmak demektir. Ve'mur ehleke bis salati, ailene salatı, ibadeti emret. Vastabir aleyha, sen de onunla alakalı olarak kararlı ol, ısrarcı ol. Yani sen çocuklarına, ailene, inanç ailene ibadetin gereğini kavratmaya çalışırken hem bu isteğinde ısrarcı ol, hem de kendin o ibadetleri yapmaya devam et. İstabara ala, istikamet üzere bir şeyde kararlı olmak anlamına geliyor.
Peki bütün bunların anlattığı ifadeler ışığında sabırla alakalı şöyle değerlendirmeler yapalım. Sabır bu ayette Hazreti Peygamber'e Mekke'de karşılaşacağı çeşitli sözlü ve fiili saldırılara karşı hazırlıklı olmasını öğütler. Yani siz hakikati söylüyorsanız karşınıza birileri çıkacak. Eğer size birileri karşı değilse durumunuzu sorgulayın. Bir yanlış var bir yerde. Sözünüzden herkes memnunsa bu kalemunluk yapıyorsunuz demektir. Bundan birinin rahatsız olması lazım. Hazreti Muhammed'den rahatsız oldular. Kim? Müşrikler. İşte Rabbimiz peygamberimize moral veriyor. Diyor ki seninle ilgili sözleri olacak. Hem söylüyorlar hem söyleyecekler. Sen dayanıklı ol. Sen inancında, istikametinde sabırlı ol, kararlı ol. Baskılar olacak. Onlara karşı dik dur. Bakın Hazreti Lokman'ın, şimdi hatırıma geldi. Hazreti Lokman'ın oğluna nasihatleri var, bilirsiniz. Lokman suresi bununla alakalı bir suredir. Orada Hazreti Lokman'ın 17. ayette, Lokman suresi 17. ayette harika bir cümlesi var. Der ki Hazreti Lokman yavrusuna, ya bu neye yavrucuğum, ekimis salate, namazı kıl, ve'mur bil ma'rufi, iyiliği emret, venhe anil münkeri, kötülükten nehyet, vasbir ala ma esabek, başına gelecek sıkıntılara karşı dirençli ol. Bu ne demek biliyor musunuz? Siz eğer ibadet ehli biriyseniz, siz eğer iyiliği emrediyor, kötülükten nehyediyorsunuz, nehyediyorsanız başınıza sıkıntı gelecek. Evet. Durduğun yerde yatıyorsan sorun yok. Birini ayağa kaldırıyorsan bütün sorunlar depreşir. İyilikten yanaysan, kötülüğün karşısındaysan, iyiliği emrediyor, kötülükten nehyediyorsan bil ki başına sıkıntılar gelecektir. Gelsin. Allah'tan yana olmanın faturası her neyse onu ödemek canımıza minnet olsun. Allah'tan yanaysan sorun yok. Hep derim. Allah'ın dostluğunu kazandıysan alem düşman olsa ne yazar? Allah senin düşmanınsa alem dostun olsa ne kar? Ne kıymeti var? Allah'tan yana olmaya bak. Onun için sabırlı, istikametli olmak son derece önemli. Düşünün Hazreti Peygamber'in dik duramadığı bir ortamda o gün onun yanında bulunan müminler ne hale gelirler? Öyleyse temsil makamında olan birinin daha bir direnç ortaya koyması, daha bir dik duruşla etrafındakilerini sahiplenmesi gerekir. Ve bir de önceden bilgilendirmek gerekir. Kişinin başına gelebilecek muhtemel olaylara karşı onu dizayn etmek lazım. Onu programlamak lazım. Önceden bilgilendirmek ve bilinçlendirmek lazım ki sonra eğer aksi davranıldıysa neden böyle davranıldığının hesabı sorulabilsin diye. Önceden bilgilendirilecek ki sonradan hesap sormanın bir anlamı, bir faydası olsun. Ve hayata dair her kabul sabırla ancak yerleşir. Alak suresinin ilk ayetlerinde ikra emri tekrar edilir. O ilk beş ayette birkaç kelime, birkaç defa tekrar edilir. Niçin? Okumak tekrarla ancak kemale erer. Sabır, dini öğretilerin hayata yerleşmesi noktasında bir süreci kişinin yaşayacağını ona öğretir. Eğitimde de böyledir, hayatın her alanında da böyledir. Dolayısıyla biz buradan İslam'ın, Kur'an'ın genel ahlaka dair şöyle bir metodunu da öğreniriz. Siz sorun çıkmadan önce tedbir almasını öğrenin, öğretin. Sorun çıktıktan sonra onu çözüme kavuşturmak elbet maharettir, elbet bir başarıdır ama asıl başarı sorun çıkmamasını sağlamaktır. Bunun için önceden bilgilendirme yapmak bir eğitim metodudur. Kur'an'ın bu ayetlerinden hayata dair çıkaracağımız neticelerden biri de budur. Evet, etrafınızda sizin kabullerinize karşı çıkanlar olabilir.
onlar karşı çıkıyor diye siz iddianızdan vazgeçmeyeceksiniz. Siz söyleminizden taviz vermeyeceksiniz. Siz yaşantınızda zikzaklar çizmeyeceksiniz. Düz, doğru, istikametli bir duruşun sahibi olacaksınız. Sembol, önder durumunda olan birinin zikzak çizdiği bir alemde diğer insanların tepe taklak olması kaçınılmazdır. O itibarla her Müslüman başkalarına karşı bir örnek pozisyonundadır. Ümmetin şehit oluşu, şüheda oluşu, başkalarına örnek oluşu demektir. Biz hepimiz şühedadan olmaya gayret ederiz. Amacımız Allah'ın dinini başka insanların da doğru kavraması için onlara örnek olabilmektir. Ayetin birinci cümlesi bu, sabır. Bir cümlesi daha var. Vehcurhum hecran cemila. Hecara kelimesi hicretle aynı kökten geliyor. Bu kelime çok önemli kullanım inceliklerine sahip olan kelimelerden biridir Kur'an-ı Kerim'de. Peygamberimize Rabbimiz buyuruyor ki onlardan güzelce uzaklaş. Hicret nedir? Hicret bildiğimiz manada, yani yeni de bir hicri yılın içerisindeyiz. 1436. hicri yıla girdik. Şöyle bir 10-15 gün önce. Kaç gün? Bugün ayın kaçı? 16. Evet, 16 gün önce. Dolayısıyla hayırlara vesile olsun diye dua ve niyazımız olsun. Hicret bir yolculuğun adıdır. Fakat bu bir yeri ebediyen terk etme yolculuğu değildir. Hicret geri dönmek üzere çıkılan yolculuğun adına derler. Hicret yolculuğa çıkarken aklı geride olmak demektir. Bir daha geri dönmek üzere çıkılan yolculuktur hicret. Öyleyse hicreti bir şeyi tamamen terk etmek olarak algılamak genel kullanıma uygun değildir. Bir ayet var. Sözün hemen burasında onu söyleyeyim. Burada not almış mıyım? Evet, almışım. Müddessir 5. ayette bu kelime tamamen ilişkiyi kesme anlamı da verir. Ama orada konu verrucze fehcur ayetiyle ilgili. Verrucze, her türlü pisliği, kirliliği terk et. Bu ebediyen terk etmek demektir. Ama kelimenin hacere kalıbıyla bu ayette olduğu gibi cemil kelimesiyle beraber kullanılıyorsa tamamen terk etmek anlamı söz konusu değil demektir. Nasıl onları tamamen terk edecek ki? Muhatabı onlar. Onları terk etti, tebliğ bitti. Kime anlatacak? Dolayısıyla onlardan güzelce uzaklaşmadan söz ediliyor. Bakın Kur'an-ı Kerim'de bununla alakalı nasıl güzel ayetler var. Bunu çıkarmam lazım. İş sıkıştı. Böyle dursun. Dursun Muratçığım, dursun. Gene bir kahramanlıkla geliyordun ama. Ya daha bitmedim. İki yudum almıştım. Siz de habire su tüketiyorum veya ne içiyor acaba? Yani değil mi? Yani millet düşünüyor ki şimdi kim bilir ne var onda. Kaynamış su. Şekeri dahi yok. Mahza su. Hiç kimsenin aklına bir şey gelmez. Abi sesim kesiliyor diye sıcak su içiyorum. Hepsi bu. Başka bir şey yok. Çay bile değil, anlayın yani. Evet. Furkan suresinde ilişkiyi, gayrimüslimlerle ilişkiyi düzenleme anlamında bu ayeti okuyoruz. Vehcurhum hecran cemila. Güzelce ayrıl onlardan. Atışma, vuruşma, sataşma, didişme diyor. Ve ibadur rahman, Rahman'ın has kulları vardır diyor Allahu Teala. Onlar ellezine yemşûne alel ardı hevnen. Onlar yeryüzünde vakur bir eda ile yürürler. Ve izâ hâtabehumul cahilûne. Cahiller onlarla özellikle sataşmak üzere muhatap oldukları zaman galu, Rahman'ın bu has kulları derler ki selama, sana sataşmıyorum. Ne halin varsa gör. Hiç senin çirkinlik minderine gelmeyeceğim. Kusura bakma. Yolun açık olsun der. Atışmaz. Kavga etmez. Mesela bakın
Kasas suresinin 55. ayeti. Ve izâ semi'ul lagve a'radû anhu. Evet, boş bir şeyi duydukları zaman ondan yüz çevirirler müminler. Ve kâlû, derler ki lenâ a'mâlunâ ve leküm a'mâlukum. Bizim davranışlarımız bize, sizinkiler size. Selamun aleyküm. Esenlik üzerinize olsun. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun demek değil bu. Her selam kelimesini gördüğünüz her yerde Allah'ın rahmeti demek değil. Hem bu Furkan suresi 63. ayette, hem Kasas suresi 55. ayetteki selam kelimesi sana bulaşmayacağım demektir. Senin çirkinliğine alet olmayacağım. Güle güle. Güle güle demek bu. Hazreti İbrahim babasına demişti bunu Meryem suresinde. Demişti ki Hazreti İbrahim babasıyla çok uğraştı. Babasına yalvarıyor, diyor ki babacığım işte şöyle yapma, böyle yapma, niye öyle yapıyorsun filan, uyarıyor uyarıyor. Ya ebeti diyor babacığım, o babacığım diyor. Bu Azer de ona diyor ki ya İbrahim, ya büneyye desen ne olurmuş, oğlun senin. Yok, böyle işte kafir zihniyet merhameti kaybolmuş zihniyettir. Diyor ki erâgibun ente an âliyeti ya İbrahim. Lan sen kim oluyorsun da benim ilahlarımdan yüz çeviriyorsun ha? Le'in lem tenteyi. Eğer vazgeçmezsen le'ercümenneke, bak seni kovarım. Le'ercümenneke, seni recm ederim, taşlarım. Taşlarım, lafla taşlamak yani. Öyle taş atma, peşinden taş atmak değil. Taşlarım değil, işte lafla, sözle taşlarım. Vehcurni meliye, çabuk buradan defol git diyor. Vehcurni diyor ama bak. Baba. Vehcurni, vetrukni demiyor. Gene baba şefkati var bir yerde. Hani belki geri döner. Buradaki hecere, hecere kelimesinin geri dönme özlemi az da olsa var içinde. Vehcurni, vetrukni demiyor. O öyle diyor. Hazreti İbrahim de diyor ki kale selamun aleyke. Baba esenlik senin üzerine olsun. Ne yapalım ya? Yani sen istiyorsun diye ben hakikattan vazgeçemem. Gene dese estağfiruleke rabbi. Senin için Rabbimden bağışlama dileğinde bulunacağım diyor. Yani ilişkiyi tamamen koparmaz mümin. Niye? Çünkü o ilişki koparıldığında tebliğ biter. Onun için Hazreti Peygamber'e de okuduğumuz ayette Cenab-ı Hak vehcurhum heceran cemila diyor. Güzelce ayrıl onlardan. Çünkü bugün inanmayanı yarın inanabilir. Burada inanmayanı başka bir yerde inanabilir. Kendi inanmıyorsa oğlu inanabilir. Dolayısıyla gaybı Allah bilir. Sen de onlarla ilişkini tamamen koparma. Fela te'acel aleyhim diyor Meryem suresi 84. ayette. Onlarla ilgili böyle acele davranma. Evet. Fela te'acel aleyhim. Onlarla ilgili böyle bir acele duruşun olmasın. İnnemâ ne'uddü lehum adda. Biz onların neler yaptığını biliyor ve sayıyoruz diyor. Sen onlara mühlet ver, zaman tanı. Hecere kelimesi böyle bir anlam ifade eder. Bugün de biz sevmediğimiz insanlar olabilir. Ama biz o insanları sevmemeyi değil, o insanların sevilmemesine sebep olan davranışlarını sevmeyiz. Adamı terk etmeyiz. Adamı kazanmamız lazım. Bizim cihadımız adam kazanmaya dayalı cihattır. Adam kaybetmeye dayalı değil. Davranışını sevmeyiz biz adamın. Adamı sevebiliriz. Yarın sevmemiz gerekebilir. Öyle demedi mi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ahbib habibeke hevnemma asa en yekune bagidake yevmemma ve abgid bagidake hevnemma asa en yekune habibeke yevmemma. Sevdiğini esnek sev, ölçülü sev, gün gelir onu sevmemen gerekebilir. Sevmediğine karşı ölçülü davran, gün gelir onu sevmen gerekebilir. Peygamberimiz ne kadar güzel bir söz söylemiş. Harika bir söz. Her evin her duvarına asılsa yeridir. Peygamberimiz onu öyle lüzumsuz yere söylememiş. Onu Mümtehine suresinin 7. ayeti vesilesiyle söylemiş. Peygamberimizin sözleri Kur'an'a dair anladıkları ve çıkardığı hikmet dolu pınarlardır. Asallahu en yec'ale beyneküm. Ve beynellezine adeytum minhum meveddeten. Vallahu kadirun. Vallahu gafurun rahim. Kim bilir seninle arasında düşmanlık bulunanların
Kalplerinize Allah bir meveddet koyabilir. Allah'ın her şeye gücü yeter. Allah merhamet eden ve bağışlayandır. İşte bu ayetin tefsiri olarak Efendimiz demin okuduğum hadisini irad buyurmuştur. Ahbib habibeke hevnemma asa en yekune bagidake yevmemma ve abgid bagidake hevnemma asa en yekune habibeke yevmemma. Sevdiğini ölçülü sev. Gün gelir onu sevmemen gerekebilir. Sevmediğine karşı ölçülü olur. Gün gelir onu sevmen gerekebilir. Bizde bu ölçü yok ki. Biz birini sevdik mi tamam. Hani Anadolu'da derler ya, aşığın gözü kördür. Ne kadar doğru bir söz. Sporcu diliyle söyleyeyim. Spor diliyle. Benim hangi takımdan olduğumu fark ediyorsunuz. Nasıl yok? Allah etmez. Şimdi mesela adam takım tutuyor. Takım iyi oynamıyor. İşte bilmem en büyük bilmem kim. Başka büyük yok. Yok canım. Dökülüyor takım. 3 tane yedi, 5 tane yedi. Görmüyor musun? Olsun. Bizim takım. Sizin takım yıkıldı. Veya siyaseten söyleyelim. Siyaseten düşünün. Bizim parti. Bizim parti muhalefetteyken asıp keser. İktidara gelince kuzu olur. Ya bak dün öyle diyordu, bugün böyle yapıyor deyince. Bir bildiği vardır. Tabii. Ayıp etti. Ne bildiği olacak işte. Önce yalan konuşuyordu, şimdi yalanı cıvıttı işte. Bu kadar. Böyle birini sevdiği zaman adam ölçüsüz seviyor. Ve onun artık kabahatini görmüyor. Birini de sevmediği zaman onda hiçbir güzellik görmüyor ya. Yani bundan da bir hakikat çıkabilir. İhtimali sıfır. Adam hiç oraya kapı aralamıyor. Bir rivayet var. Peygamberimizin Medine sokaklarında ölmüş bir köpek cesediyle alakalı nakledilen bir şey var. Ne kadar doğrudur bilmiyorum ama mesajı çok hoşuma gittiği için ifade edeyim. Herkes pis koktuğu için köpekten böyle uzaklaşmaya çalışırken Efendimizin ne kadar da güzel dişleri var. Allah bunda ne de güzel dişler yaratmış diye en kötü bir ortamdan güzel sonuçlar çıkartabilen bir nezahet peygamberinin ümmetiyiz. Ama gel gör şimdi. Birbirinin aleyhine olan insanları düşünün. Hiç bakın ki lehlerine bir şey söylerler mi? O peygamberimizin sözleri onların hayatına inmemiştir. Bu ayetler de onların hayatına inmemiştir. Birine kızıyorsunuz. Şimdi mesela bayram geliyor. Bayramlaşmak için arıyorsun ya. Şimdi sıra geliyor ona diyorsun. Yok geç bunu. Ben bayram ne olmuş yani? Bayramın mübarek olsun desen bu adama ne olur? Kendine haklılık payı çıkartır. Çıkarsın. Ne olmuş yani? Olmaz. Bayram geçer, seyran geçer, dargınlıklar devam edip gider. Bizde dargınlıkların sebebi Allah rızası filan da değildir ha. Menfaate dayalı dargınlıklardır. Allah için seven ya da Allah için sevmeyenin sayısı çok azdır. Mahkemelerde ekonomik içerikli davaların avukatlarına sorun. Bakın davalar, davalılar ve davacılar kimlerdir? Genellikle akraba, yakın akraba. En çok onlar birbirine girerler. Niye? Dedesinden kalmış bir tarla, o ona 50 santim, berisi 100 santim tecavüz etmiştir hakkına. Onun davası gidilir. Ama adam Allah'ı sevmiyor, Allah'ı sevmediği için ben de onu sevmiyorum diye davalaşan hiç gördünüz mü? Yok. Oysa Peygamberimiz öyle demiyordu. Sevdiğinizi Allah için sevin, buğz ettiğinize de Allah için buğz edin. Ölçü budur. Kaldı ki sevmemekte de şahsın kendisi değil, davranışları muhataptır. Çünkü o adamı kazanmak diye bir görevimiz var. Adamı ortadan kaldırınca görevi yırttın demektir. Böyle davranmak doğru değildir. Efendim, bu kelimenin bir anlamı daha var. Bu vesileyle ille de kullanmamız gereken Furkan suresinin 30. ayeti var. Hani peygamberimizin mahşerde şikayetine konu edineceği bir mesele. Orada da bu kelime geçiyor. Efendimiz'e dair Kur'an'da verilen bilgiler var. Hadisin en sahihi Kur'anlaşandır.
Şimdi bizim için diyorlar ki işte, hadis okumuyor. Yalan, iftira. Sübhaneke hâdâ buhtanun azîmun. En büyük iftira bu. Ben hadisin en sağlamını okuyorum. Benim okuduğumun hadis olduğunu anlamıyor adam. Anlamıyor. Bak size bir hadis. Kur'anlaşmış bir hadis. Ve kâle Resûlü. Resul mahşerde demiş olacak ki, ya Rabbi, ey Rabbim, inne kavmi, şu benim kavmim, ittekadu hadel Kur'ane mehcura. Şu benim kavmim bu Kur'an'ı mehcur bıraktı. Bak, metruka demiyor. Metruka olsaydı, kastedilenler müşrikler olurdu, hiç de üzerimize bir şey alınmazdık, oh, rahat ederdik. Ayet bizimle ilgili değil ama mehcura diyor. Mehcur, hem yanındasın hem onunla değilsin. Böyle bir şey. Yani koltuğunun altında Kur'an var ama Kur'anlı değilsin. Hafızanda Kur'an var ama Kur'anlı değilsin. Evinde Kur'an var, hayatında Kur'anlı değilsin. Müslümansın, Kur'an'a inanıyorum dersin ama Kur'an'ı hayatına taşımadıysan onu mehcur bıraktın demektir. Ayeti müşriklerle ilişkili görüp hepimiz taça çıkıyoruz. Taça çıkıyoruz, tamam. Beni ilgilendirmiyor. Ona bakarsan hiçbir ilgilendirmiyor seni zaten. Bu din 430 sene önce indirilmiş bir kitap. Seni ilgilendirmiyor dedim mi hepsini hayatından çıkartırsın. O bu metnin gönderiliş gayesini anlamamak demektir. Kur'an'ın mehcur bırakılmaması için onu hayatın merkezine taşımak gerekir. Ayette metruk kelimesinin kullanılmayıp mehcurun tercih edilmesinin sebebi, hani Türkçemizde deriz, onunla olmuyor, onsuz da olmuyor. Aynen Kur'an'la ilişkimiz böyle. Onunla olmuyor. Niye? İndirmiyor onu hayatına. Hayatına indirdi mi bazı yerlerde rahatının kaçacağını biliyor. İyisi mi bununla ilişkisini böyle kenarda teğet bir ilişkiye indirgiyor. Teğet geçiyor yani. Hayatında sabah kalkarken Kur'an'la kalkmıyor. İşine giderken Kur'an'ı işine götürmüyor. Sokağına çıkarken Kur'an'ı götürmüyor. Efendim caddede dolaşırken şimdi yanımda peygamberim olsaydı nasıl davranmalıydım sorusunu hiç sormuyor. Kutlu doğum haftası gelince peygamber sevgisine dair cümleler atmosferi dolduruyor. Hafta bitince eyvallah, bir dahaki sene görüşmek üzere. Seneden seneye hatırlıyor peygamberimizi. Öyle olunca diyorum ki arkadaş, peygamberi çok seviyor musun? Tabii, ayıp ettim. Ne kadar çok seviyorum. Ciddi misin? Ciddiyim diyor. Peki, peygamberimizle mesela İstanbul'da bir caddede yürüyebilir misin? Mesela yanında olsa. Öyle hayal et. Değil mi? İstiklal Caddesi'nde yürüyebilir misin peygamberimizle? Veya herhangi bir alışveriş merkezine girebilir misin? Ya bir tane butiğe girebilir misin? Butik. Giremezsin değil mi? Veya bu içecek, meşrubat satan yerler. Ne diyor? Büfe. Büfelere girebilir misin? Terekler içki dolu. Giremez. Bankaların yanından geçebilir misin? Geçemez. Sahillere gidebilir misin? Ya Resulallah, gel seninle bir deniz turu atalım. Diyebilir misin? Diyemez. Helal rızıklarla kazandığından emin olduğun evin var diye onu evine götürebilir misin? Götüremez. Helal rızıklarla donatılmış bir kahvaltı ona sunabilir misin? Sunamaz. Çoluk çocuğunla beraber onun bulunduğu ortamda oturabilir misin? Onunla beraber bir televizyon kanalında bir program izleyebilir misin? İzleyemez. Sen nasıl seviyorsun peygamberimizi? Platonik aşk diyorum ben ona. Uzaktan. Ne kadar? 1400 sene uzaktan. Kur'an'la ilişkimiz de bu. Aynı. Kur'an'ı hayatına karıştırmıyorsan, Kur'an'ı sevmiyorsun demektir kardeşim. Edebiyata boğmanın bir alemi yok meseleyi. O itibarla Kur'an'ı mehcur bırakmayacak Müslüman. Bırakırsa bu şikayete muhatap olacağını aklından asla ve asla çıkartmamalıdır. Evet, vehcurhum hecran cemila. Güzel bir şekilde onlardan ayrıl ama ilişkini tamamen kesip koparma. Çünkü tebliğ onlarla devam edecektir demeye getiriyor Cenab-ı Hak. 11. ayet şöyle başlıyor.
11, 12, 13 ve 14'ü okumak zorundayım. Çünkü bu ayetler bölünmez yani. Bu bir konu. O konuyu anlatacağız. İnşallah vaktimiz de el verir. Dolayısıyla görevimizi yapmış olmanın huzuruyla buradan ayrılırız inşallah. Ayet şu. Vederni vel mükezzibine ulin ne'meti ve mehilhum kalila. Bakın, başkalarıyla, hatta din dışı olan insanlarla ilişkimizi anlatıyor. Nasıl yapacağız yani? Vederni diyor ki Allahu Teala Hazreti Peygamber'e, sen bana bırak. Vel mükezzibine, bu hakkı yalanlayanları sen bana bırak. Kim bunlar? Ulin ne'meti, nimet sahibi kılınmış adamlar. Ben bunlara şu kadar nimet verdim. Buna rağmen tercihini yalanlamaktan yana belirliyorlar. Sen onları bana bırak. Biz bu ayeti başka yerlerde de biliyoruz. Mesela o ayeti başka yerlerde de biliyoruz. Müddessir 11, Araf 182, Kalem 44, bunlardan birkaç tanesidir. O ayetlerde hangi ifadelerin geçtiğini söylemiyorum. O detaya girmek istemiyorum. Bu ayetin nüzul sebebi olarak İmam Kurtubi'nin El-Cami'i li-Ahkamil Kur'an diye bir tefsiri var. Orada şöyle bir nüzul sebebi anlatılıyor. Nüzul sebebi neydi? Ayetlerin inişine neden olan olay veya olaylar. Bunlara sebebi nüzul veya esbabı nüzul derler. Kureyş ileri gelenleri Hazreti Peygamber'le alay eden adamlar hakkında indi bu ayet. Mukatil, müfessir Mukatil'e göre bu buyruk, yani sen o yalanlayanları bana bırak buyruğu, Bedir günü düşman askerlerine yemek yediren 12 kişiyle alakalıdır diye bir başka rivayet zikrediliyor. Başka bir alime göre ise, Yahya bin Sellam'a göre, bu ayetin iniş sebebi Velid bin Mughire'dir. Zaten bu Velid bin Mughire, bu her yerde bu karşımıza çıkıyor. Yani adı geçmiyor ayetlerde ama nerede bir fitne fücur varsa bu ayetin Mekke döneminde bununla alakalı indiği söylenir. Medine döneminde de Abdullah bin Selül. Bu ikisi olmasa ayetler ne olacaktı bilmiyorum. Nerede bir kötü, olumsuz bir şey varsa ayeti ona ilişkilendiriyor, böylece kurtarıyor. Bu ayet onunla ilgilidir, tamam. Öbürü de o Mekke'dekiler Velid bin Mughire ile, Medine'dekiler Abdullah bin Selül ile, tamam. Biz hiç üzerimize bir şey alınmıyoruz. Halbuki herkesin yüreğinde böyle benzer velitlikler vardır. Sende fücur yok mu? Allah senin hamuruna, mayana fücuru katmadı mı? Fe'elhemeha fücuraha ve takvaha. Herkesin hamurunda fücur var, takva var. Fücur velitliğin işte. Onu törpülemen gerekiyor. Zaman zaman seni günaha teşvik eden o nefsi dürtüler Velid şubesinin hareketidir yani. Velid veya şeytan, neyse. Ayetin nüzul sebebi şu veya bu kişi olabilir. Ama sebebin özel olması hükmün genel ve evrensel olmasına mani değildir. O ayet onu ilgilendiriyor, beni ilgilendirmiyor diyemezsiniz. Yok böyle bir şey. Niçin diyemezsiniz? Çünkü ayetlerde adamların ismi yok. Var mı? Yok. Niye? Çünkü isim zikredilirse mesaj tarihselleşebilir. Oysa mesajın tarihten güne taşınması gerekir. Bu itibarla isimler üzerinde durulmaz. Kur'an kıssalarında isim verilmez peygamberlerin ismi hariç. Bir de Azer var, onun adı var. Bir de Hazreti Meryem'in adı var. Bir tane de peygamberimiz zamanıyla alakalı Hazreti Zeyd'in adı var. Daha da isim yok. İsim yok. Kıssalar, 2000 civarı ayet var kıssalarla ilişkili. Onlarda isim yok. Peygamber isimleri var, diğer isimler yok. Niçin? Mesaj evrensel olsun diye. Firavun var, Firavun. Şu kadar geçer Kur'an-ı Kerim'de. Ama Firavun adamın adı değil. Firavun onun sıfatıdır. Adamın asıl adı ikinci Ramses'tir. Veya başka isimler de söylüyorlar ama her neyse.
Adı Firavun değil kesin. Haman. Adamın adı değil. Ebu Leheb bile, Ebu Leheb'in adı bile yok Kur'an-ı Kerim'de. Ebu Leheb adamın adı değil. Adamın adı Abdülüzza. Hanımının adını zikretmiyor. Hanımı diyor, adını söylemiyor. Ümmü Cemil. Hanımının adını söylemiyor. Niye? Mesaj evrensel olsun diye. Çünkü Kur'an'ın demek istediği şudur. O Firavun öldü ama Firavunluk devam ediyor. Ebu Leheb öldü ama Ebu Leheb'lik devam ediyor. Onun için sen Ebu Leheb'lik yapma. Firavunluk yapma. Şahıslar üzerinde onun için durmaz. Burada da öyle. Velid bin Mughire ile ilgiliymiş olabilir. Neticede bu iddialardan bir tanesidir. Başka iddialar da vardır. Biz onlara takılarak ayetin mesajını tarihsel görmüyoruz. Ayetin mesajı evrenseldir. Bakın buradan çok enteresan şeyler çıkacak. Birkaç şey söyleyeceğim. Burada bir kavram var, enteresan. Ülin ne'meti diye bir şey var, tamlama var burada. Ülin ne'meti. Ülin ne'meti ifadesinin bir ülin ni'meti türü vardır. Bir ülin nü'meti vardır. Bir de ülin ne'meti var. Üç tane. Ülin ne'meti, yani bu ayette okunan haliyle bu kavram nimet verilmiş olanlar demektir. Yani Allah'ın kendilerine bolca ihsanda bulunduğu kişiler demektir. Ülin ni'meti olsaydı bu nimet verenler anlamına gelirdi. Ülin nü'meti olsaydı sevinçli olanlar anlamına gelecekti. Bakın bir hareke birkaç anlamın değişmesini sağlayan bir fonksiyon icra ediyor. Ülin ne'meti. Bu adamlar, ben bunu nereden öğrendim? Ben bunu kendim uydurmadım. Fahrettin Razi'den öğrendim. Her ne kadar eski alimleri hiç söylemiyor deseler de nasıl bir iftira içinde olduklarını görüyorsunuz. Evet. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Bu yalanlayanları sen bana bırak. Müddessir suresinin ilgili ayetinde de söyleyeceğim. Orada birkaç anlam üzerinde duracağız. Sureyi işlediğimiz zaman. Sen onları bana bırak. Yani bir adam hakkı hakikati yalanlıyorsa onun cezasını vermek sana düşmez. Bir taraftan bu ayetler peygamberimize moral veriyor. Onun sahipsiz ve desteksiz olmadığını peygamberimize ve etraftaki müminlere ifade ediyor. Hem karşıtlarına siz peygamberi yalanlamakla aslında Allah'ı karşınıza alıyorsunuz mesajını onlara iletmektedir. Yani müminlere moral verilirken karşıtlarına da gözdağı verilmesi amaç ediniliyor. Ama burada en önemli hususiyet onların cezasını vermek senin işin değildir. Peki bu ayet bugün Müslümanların uyguladığı bir ayet mi? Adam ne diyor? Bizden değilsen öldürüleceksin. İşte Suriye'deki perişanlığı görüyorsunuz. Kim kimi öldürüyor? Bizden değilsin diyen adam karşı taraftakini öldürüyor. Fark etmez. Öbürü onu öldürüyor. O onu kim kimi bulursa. Ama öldürülenlerin ortak noktası hepsi Müslüman. Peki niye öldürüyor onu? Diyor ki hani kedi yavrusunu yiyeceği zaman onu fareye benzetirmiş. Yani kedi yavrusunu kedi olarak yemezmiş. Bunun kuyruğu fareye benziyor. Kulakları fareye benziyor. Lan bunun tüyleri de fareye benziyor. Demek ki bu faredir, yiyor onu. Bizimkiler de öyle. Karşı taraftakine Müslüman gözüyle bakamıyor. Israrla ve inatla onun şu hareketi küfürdür, bu sözü küfürdür, o şöyle sapıktır, bu böyle şöyledir, tamam. Kafirdir, gel bakalım cezanı ben vereceğim. Sen Allah adına ceza veremezsin. İnkarın cezasını Allah verir. Senin bu noktada herhangi bir yetkin yok. Kedalike nef'alu bil mücrimin. Mücrimlerin cezasını biz veririz diyor Allah-u Teala. Ben onlarla ilgili hükmü ben vereceğim. Sen hem zihnini bu işlerle meşgul etme, hem canını sıkma. Hem onlara moral veriyor, hem de karşıtlarına gözdağı veriyor. Kimse Allah adına birine öbürüne
ceza vermek gibi bir yetkiyi kendisinde asla göremez. Görmez. Senin amacın onu yalanlamaktan vazgeçirmeye çalışmaktır. Hakikati ona tebliğ etmektir. Kabul eder veya etmez. Etmezse sonucuna kendisi katlanır. O sonuç mahşerde Allah'ın ona uygulayacağı akıbetle ilişkilidir. Onunla ilgili kararı biz veremeyiz. Biz bundan sorumlu değiliz. Onlar Allah'a bırakılırlar mesela. Ha, onlar Allah'a bırakılırlar. Biz onlarla ilişkimizi kesecek miyiz? Hayır. Biz tebliğimize devam ederiz. Israrla karşı geliyorsa bir süre uzaklaşırız. Tebliğ metodumuzu değiştirebiliriz. Sözlerimizi değiştirebiliriz ama söylemimizi değiştirmeyiz. Onlarla ilişkimiz devam eder. Allah-u Teala buyuruyor ki sen şimdi onların inkarcılıklarıyla çok fazla ilgilenme. Ve mehilhum kalila. Onlara mühlet ver biraz. Çünkü Allah-u Teala bunların içinden yarın iman edecek olanların çıkacağını biliyor. Acele acele şimdi inanmıyor diye kimseye ölüm cezası verilmez. Adam dininden dönmüşse, eğer dönmüşlüğünü eski dinine karşı bir savaşa dönüştürüyorsa, dininden döndüğü için değil, savaştığı için onunla savaşılır. Ama durduğu yerde döndüyse döndü. Gene döner bu yana. Yani onu öldürdün mü onun bu yana dönme ihtimalini yok ediyorsun. Ta ki savaş açarsa, savaş açanlara karşı herkesin kendini savunma hakkı vardır vesselam. Onlara zaman tanı ve mehilhum kalila, mühlet ver. Bakın Kur'an-ı Kerim'de bununla alakalı ayetler var. Tarık suresi 17. ayet, Meryem suresi 84, Hicr suresi 3, Tur suresi 45, Araf suresi 182-183, Kalem suresi 44-45. Zaman tanınmayla ilgili ayetler, ayetler üzerinde detaylı bir şekilde durmak istemiyorum. Numaraları burada, evde ayetlere bakabilirsiniz. Ancak bir ayet var ki onunla ilgili bir şeyler söylemem lazım. Bu da Ali İmran suresinin 178. ayeti. Şimdi zaman veriyorsunuz. Zaman veriliyor olmak birkaç ihtimali beraberinde getirir. Nedir bu ihtimal? Birinci ihtimal. Zaman veriyorsunuz, adam belki inanabilir. Bu ihtimali yok farz etmeyeceksiniz. Onun için zaman verirsiniz. Bir. İki. Zaman verirsiniz, adamın düşünmesine fırsat tanımış olursunuz. Düşünsün bakalım. Hakikati bulması için ona fırsat verirsiniz. Ancak eğer kişi kendisine verilen bu zamanı doğru değerlendirmezse, bu verilen zamanın onun lehine değil, aleyhine olacağının haberini Ali İmran 178. ayet veriyor. Bakın ne diyor Cenab-ı Hak? Ve la yahsebennellezine keferu. Kafirler şöyle zannetmesinler. Ennemâ numli lehum hayrun li enfusihim. Kendilerine zaman tanıyor oluşumuzun onların lehine hayrına olduğunu zannetmesinler. İnnemâ numli lehum. Biz onlara zaman tanıyoruz, evet. Ama niye? Liyezdâdû isma. Eğer tevbe etmezlerse sonuçta daha çok günah işleyecekler. Günahları artacak. Böylece velehum azabun mühin, alçaltıcı bir azap onlar için olacaktır. Bakın her zaman tanınması herkes için olumlu netice vermeyebilir. Ama bizim görevimiz zaman tanımaya devam etmektir. Mühlet vermeye devam etmektir. Allah imhal eder, ihmal etmez diye bir sözümüz vardır. Allah imhal eder demek zaman tanır. Ama ihmal etmez. Hiç kimse yaptığı bir yanlışı yanına kar göremez. Ne yaptıysa onun hesabını Cenab-ı Hak ona soracaktır. Zaman tanınmasından maksat hem adamların kazanılabileceği ihtimalini devreye almaktır. Hem de eğer inanmayacaksa bunun faturası daha ağır bir mahiyete dönüşecektir. Verilmek istenen mesaj burada budur. Peki, zaman tanındı. İtibar etmedi. Hakkı hakikatı habire yalanlayıp durdu. Ne olacak? Allah bunları bana bırak deyince aslında neyi kastediyor? İşte 12. ayet. İnne ledeyna enkalen ve cehima ve ta'amen zâ gussatin ve azâben elîmâ yevme tercufu'l ardu vel cibâlu
ve kânetil cibâlu kesîben mehîlâ. Bu üç ayet aynı konuyla alakalı. Birincisinde buyuruyor ki Yüce Allah, sen onları bana bırak. Onlar bunun faturasını ödeyecekler. Nasıl? İnne ledeyna, bizim katımızda var. Sadece bizim katımızda vardır. Enkalen, o prangalar, o bukağılar, o kelepçeler, o zincirler bizim katımızdadır. Ve cehima, ve ateş, alev, azabı bizim katımızdadır. Yani bu hakkı hakikati yalanlayanlar böyle bir akıbete hazır olsunlar. Ledeyna kelimesi, hani Arapça ifadeler olarak bir öne alınıyor, sonraya bırakılıyor. Bir teknik var. O teknik gereği sadece böyle bir cezayı biz veririz demektir. Bizim adımıza böyle bir cezayı kimse kimseye veremez. İnne ledeyna sadece bizim huzurumuzdadır. Bizim kontrolümüzdedir. Bizim katımızdadır. Enkalen. Enkal kelimesi prangalar demektir. Bukağılar, kelepçeler, tomruklar, zincirler anlamına gelir. Yani cehennemliklere uygulanacak olan o demirlere vurulma halini ifade eder. Enkalen. Buna benzer kelimeler var. Mesela Yasin suresinde var. İnna cealna fi a'naqihim aghlalen. Boyunlarına tasmalar takılmış. İzil aghlalu fi a'naqihim vesselasil. Mümin suresi 70-71. Ayetler. Onların boyunlarında zincirler, tasmalar bulunacaktır diyor. Cehenneme atılırken. Hatta daha korkuncunu söyleyeyim. Furkan suresi 12 ve 13. ayetlerde buyuruyor ki Yüce Allah. İzâ râyetum min mekânin ba'îdin semi'û lehâ tegayyuzan ve zefîrâ ve izâ ulkû minhâ mekânen dayyıkan mukarranîne de'av hünâlike sübûrâ la ted'ul yevme sübûran vâhiden ved'û sübûran kesîrâ. Furkan suresi 12, 13, 14. ayetler. Cehennemi gördükleri zaman uzak bir yerden onun homurtusunu, korkunç uğultusunu duyacaklar. Korkunç bir alev çıkacak. İnsanlar, cehennemlikler oraya dar bir yerinden atıldıklarında ki atılırlarken onlar mukarranine olacaklar. Mukarranine, elleri ayaklarına, ayakları başlarına zincirlenmiş olmak demektir. Öyle atılacaklar cehenneme. Dev hunalike subura. Orada yok olmak isteyecekler. Fakat onlara denecek ki la ted'ul yevme suburan vahiden. Bugün bir defa ölmeyi istemeyin. Ve du'u suburan kesira. Defalarca ölmeyi isteyin. İsteyin ama sonuç değişmeyecek. Niye? Bakın İbrahim suresinin 17. ayetinde buyuruyor ki Yüce Allah ve ye'tihil mevtü min külli mekanin. Her taraftan onlara ölüm gelecek ama ve ma huve bimeyyitin, ölemeyecek. Ölse oho kurtulur. Bayılırdı ölseydi. Nisa suresinin 56. ayetine bakın. İnnellezine keferu bi ayatina sevfe nuslihim nara küllemâ nadicet cülûduhum beddelnâhum cülûden gayrâhâ liyezûkul azâbe. Ayetlerimizi inkar edip hakikatin üzerini örtenleri ateşe atacağız. Derileri ne zaman yanıp dökülürse yerine yeni deriler yaratacağız ki azabı tam hissetsinler diye. Acayip korkunç bir durum var. Yani bu ayetler yokmuş gibi farz ederek yan gel yat olsun gitsin. İnşallah Cenab-ı Hak affeder bizi. Yoksa durum sıkıntılı. Yani affetmese yandık gerçekten. Esretten yandık. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun yanmaktan. İnşikak suresinde diyor ki Rabbimiz, İnşikak suresinde emmâ men utiye kitâbehu verâ zahrihi. Amel defteri kendisine karnının sol arka taraftan verilenler. Fesevfe yed'û thubûrâ. Yok olmak isteyecek adam. Hatta Nebe suresinin 40. ayetinde diyecek ki yevme yenzurul mer'u mâ kaddemet yedâhu. Ellerinin ortaya koyduğu o felaket, yanlış, kötü şeyleri gördüğünde, gördüğü gün ve yekûlül kâfiru. Kafir adam diyecek ki ya leyteni küntü turâba. Ah ne olaydım, keşke toprak olsaydım diyecek ama bu sözler
onun için hiçbir hakikate merhem olmayacaktır. Hiçbir yarayı sarmayacaktır. Hakka suresinde de benzer bir ifade var. Ve emmâ men utiye kitâbehu bişimâlih. Amel defteri kendisine sol taraftan verilen kişi feyekûlu diyecek ki ya leyteni, ah ne olaydım, keşke lem ute kitâbiye, şu kitabım bana verilmeseydi, ve lem edri ma hisâbiye, hesabımın ne olduğunu keşke bilmeseydim. Ya leyteha kânetil gâdiye, ne olaydım, keşke ölümle her şey olup bitseydi. Tabi ma ağna anni maliye, heleke anni sultaniye, malım bana bir fayda vermedi, gücüm otoritem yok olup gitti diye sızlanacak. Bunu böyle sızlananlar için Allahu Teala diyecek ki huzuhu, yakalayın şunu, fehulluhu, bağlayın, thümmel cehime salluhu, cehenneme sallayın bunu. Thümme fî silsiletin zer'uha seb'ûne zira'an feslükûhu, 70 zira boyunda zincirlere vurun ve onu öyle ateşin içerisine at. Allahu Ekber ve lillahilhamd. Cenab-ı Hak böyle bir akıbetten hepimizi muhafaza buyursun. Acayip korkunç. Çok acayip korkuyorum bu ayetlerden. Ama inşallah Cenab-ı Hak bizi yakmayacak yani. Ben öyle inanıyorum yani. Rabbimiz bizi yakacak da ne olacak yani. İnşallah yakmaz. İnşallah. Duamız o. Peygamberimizin ifadesiyle el müminü beynel havfi ve reca. Mümin korkuyla ümit arasındadır. Rabbimizin şu kadar merhamet ayeti var. Ama o merhamet eline ait olabilmek için bir şey yapmak lazım. Hani bir adam ağaca tırmanırken eğer zorlanırsa siz ona alttan destek verirsiniz. Omuz verirsiniz, dirsek verirsiniz, el tutarsınız, o bir adım daha yukarı tırmanır. Fakat adam ağaca çıkmak için henüz ağaca hiç sarılmadıysa ne yapacaksın ona? Adam uzakta duruyor. Ona yardım edilmez ki. Sen bir sarılacaksın ağaca ki yardım alasın. Sarılmadan yardım bekliyor. Öyle yardım olmaz. Onun için Kur'an'ı anlatıyoruz, yardımı hak edelim diye. Kimse yaptığının karşılığı olarak cennete falan gidemez ha. Allah'ın yardımı lazım. Allah'ın affı lazım. Rabbimiz bize her nefesimizle alakalı iki soru soracak. Yandık. Nefes alırken aldın, ne uğruna aldın, verdin, ne uğruna verdin. Hayatımızın her anı hesabın konusu olacaktır. Ama hesabın konusu olmak, azabın konusu olmak demek değildir. Öyle rahatlatıcı ayetler var ki, onları duyunca oh diyorsun, tamam. İnşallah bunlar bizi ilgilendiriyor olsun diye dua ediyorsun. Mesela Zümer suresinin 53. ayeti var. Zümer suresi 39. surenin 53. ayeti. Plaka numarası veriyorum, kızıyorlar. Yani 53 Rize numarası yani. 39 neresi onu bilmiyorum. Ha işte. Neyse. 53. ayette diyor ki kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. De ki kendine yazık eden kullarıma, de ki la taknatu min rahmetillah. Allah'ın merhametinden ümitlerini kesmesinler. İnnallaha yagfiru zunube cemi'a. Allah bütün günahları bağışlayabilir. Amenna ve saddakna. Tabii ki. Hatta Allah'tan ümidi kesmek öyle bir tehlikeli bir ifadeyle karşılanıyor ki Yusuf suresinde Hazreti Yakup oğullarına diyor ki ya beni yezhebu fetehassesu min Yusuf ve ahihi ve la teyesu min ravhillahi innehu la yeyesu min ravhillahi illel kavmül kafirun. Yusuf'u ve kardeşini arayın, gidin. Sakın ha Allah'ın merhametinden ümidinizi kesmeyin. Allah'ın merhametinden ümidini kesenler sadece kafirlerdir. Bizim Allah'ın rahmetinden ümitsiz olmak gibi bir durumumuz yok. Elhamdülillah. Gideceğimiz kapı, Yusuf kaç? Kapattık onu. Ben ne bileyim. Yusuf'ta olduğunu biliyorum. 87 diyor adam ya. Kim dedi onu? Hemen buldun mu yerini, yoksa ezberden mi biliyorsun? Bak ne kadar güzel, arkadaşlarım bildiğini görmek ne büyük mutluluk. Halit Hoca da orada destek veriyor herhalde. Evet. Size bir ayet daha okuyayım. Böyle bizi mayıştıracak ayet. Oh rahat. İstesen de cehenneme gidemiyorsun diyenler var. Diyor ki mesela
Küçük günahları Allah affediyor. Nisa 31. ayette söylüyor. İntecteni bu kebâira mâ tünhevne anhû nükeffir ankum seyyiâtikum. Size yasaklanan davranışların büyüklerinden sakınırsanız küçüklerini biz örteriz. Sizi güzel bir yere, yani cennete koyarız diyor. Tamam. Peki büyük günahlar? Onlar da peygamberin şefaatiyle siliniyor. Bir şey yok. Zaten istesen de cehenneme gidemiyorsun. Bak böyle bir din anlatıyor. Diyor ki bizim tarikata girersen yırttın. Yok canım. Ya yırtılırsan ne olacak? Bizim efendinin, hocanın, mürşidin, şeyhin, abinin, ablanın neyse. Ya kelime kullanmaya da korkuyorum. Bir kelimeyi söyleyince aa bize dedi diyor. Şahsen herhangi birini hedef alarak söylemiyorum. Yani bir adam derse ki bizden olursan kurtulursun. Eğer öyle derse, yaşayan adamlar için söylüyorum. Sırat Köprüsü'nün başına geçecek bizim hocamız. Ona tabi olanları kurtaracak, gerisi cehenneme gidecek diyor. Ya ilk yuvarlanan sizin hoca olursa ne olacak? Ne malum? Nereden biliyorsun? Ahkaf suresi 9. ayet var, oku. Peygamberimize diyor ki Allahu Teala, de ki kul ma kuntu bid'an minar rusul. Ben peygamberlerin türedisi, ilk defa çıkanı ben değilim. Ve ma edri, ve ben bilmiyorum. Ma yuf'alu bi ve la bikum. Bana da size de ne yapılacağını bilmiyorum. Ya peygamber ona ne yapılacağını bilmiyor. Seninki nasıl biliyor ya? Bildiriliyor diyor. Yok canım. Bildiriliyor da o bildirenin kim olduğunu bir merak et. Vahiy alanlar var biliyorsunuz. Acayip vahiy alanlar var. Biz de kızıyoruz ona. Ne vahiysin sen, vahiy mi alabilirsin? Alır ya. Alır. Vahiy alır da şeytandan alır. Onun vahiyinin hocası şeytandır. Ya din sunumları acayip tehlikeler içeriyor. Sormak ve sorgulamak lazım. Bir adam Kur'an'ı bilirse böyle ucuz ifadelere kanmaz. Alıyor götürüyor filan bilmem ne. Hazreti Peygamber kızına ne dedi? Ne dedi Hazreti Fatıma'ya? Gerçi bunu söyleyince ona da uydurma derler. O işine gelmedi mi uydurma. Uydurmuyorum. Bu doğru. Niye? Aynen Kur'an'ın dedikleri çünkü. İşleri nefseki minallah. Ey kızım Fatıma, canını Allah'tan satın al. Fe inni la ugni anki minallahi şey'a. Allah'tan seninle ilgili mahşer sabahı hiçbir şey gideremem ben. Niye dedi bunu peygamberimiz? Çünkü Lokman suresinin 33. ayetini elbet benden iyi biliyordu. Ya eyyühennâsü tekû rabbeküm. Vahşev yevmen la yecizi validun an veledihi. Hiçbir baba hiçbir çocuğuyla ilgili hiçbir şeyi üstlenip gideremez. Bitti. Kur'an'ın öğrettiği budur canım. Ne bana hikaye masal anlatıp duruyorsun yani. Peygamberimiz böyle söylüyor. Kur'an böyle söylüyor. Sen başka bir şey diyorsun. De. Sana inanıyorsun. Afiyet olsun. Devam et git. Siz bilirsiniz. Ama Kur'an böyle demiyor. Bunu unutmayın. Evet. Ne var diyor Allahu Teala? Benim katımdadır ceza. Siz ceza veremezsiniz kimseye. Ama ağır bir ceza var. Enkalen, aglalen, selasil. Böyle korkunç ifadeler var. Ve cehima ve cehennem var. Cehennem var. En korkuncu cehennem. Cehennemle alakalı böyle bir iyilik olsun diye Kur'an'da cehennemle alakalı kullanılan kelimeleri kaç yerde geçiyor yazdım. Ama artık onlar not alabilir misiniz bilmiyorum. Ben onları sadece bilgi olsun diye sıraladım. Telefondan çekebilirsiniz. Veya bunlar televizyonda şimdi naklen veriliyor. Televizyonun arşiv bölümünde bunlar var. Selahattin kardeşim zaten zaman zaman paylaşıyor. Sorun yok. Evet. Not aldığım şeyler var ama vakit doldu. Onlara daha fazla girmeyeyim. Ve ta'amen zâ gussatin. Bunu hatırlatmam lazım. Ve ta'amen zâ gussatin ve azâben elîmâ. Buyur. Üçüncü ceza. Birincisi enkâlen. Prangalar, demirler, halkalar, bukağılar. İkincisi alevli ateş. Se'ir yani. Üçüncüsü ve ta'amen. Tabii ki cehennemin menüsü var. Var olmaz mı? Bak ve ta'amen. Ta'am, gıda, yiyecekler var ama nasıl? Zâ gussatin. Oo, zâ gussatin derken bile kelime adamı boğuyor. Zâ gussatin demek boğazdan geçmeyen gıda. Bu nasıl bir gıda? Nasıl bir şey bu boğazdan geçmeyen?
İşte Kurtubi'den aldım. İbn Abbas bu kelimeye irin, diken, zakkum diyor vesaire. Cehennemde bu boğazdan geçmeyen gıda nedir? Bunun ne olduğu Gâşiye suresinin 6 ve 7. ayetlerinde ortaya çıkar. Orada der ki Allahu Teala: "Leyse lehum taamun illa min dari'in." Dari'in diken demek. Onlar için sadece bir diken yemeği vardır. Hem de sadece bu var. Dikenin hani böyle hafif hafifi olanı değil. Bu öyle bir şey ki la yusminu ve la yugni min ju'in. Ne adamı şişmanlatır ne de açlığı giderir. Yutacaksan dikendir, gitmez. Gitmiyor, geri çıkarayım dersen çıkmaz. Böyle bir diken. La hussatun o demek. Ne yutabilirsin ne geri çıkarabilirsin. Böyle gıda mı olurmuş? Bu gıda değil, azap. Bu da bir azap. Ha sen mesela rislin var, irinler var, zakkum var. Onların hepsini ayetlerini yazdım. Oradan bakabilirsiniz. Taberi'den ve Zemahşeri'den naklen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu ayeti yani Müzzemmil suresi 12-13. Ayetleri okurken kendinden geçtiği ifade edilir. Ya peygamberimizin yüreğini burkan ifadeler bizi nasıl olur da hiç ilgilendirmez? Bu ayetler bu kitapta var. Eğer kafir olarak öldüysen işte bunlar seni bekliyor. Bir Müslümanın ne yapıp edip Müslüman olarak ölmeyi başarması lazım. فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ne olursa olsun Müslüman olarak ölmeye çalış. Müslüman olarak ölemediysen işte o zaman durum felaket. Bu felaketlerden Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza buyursun diye dua ediyorum. Başka ne var? Yemekler bunlar. Diken, irin, zakkum, yemek. Meşrubat var mı? Var. Olmaz mı? Ben sana bir meşrubat söyleyeyim. Ne gider be? Allah muhafaza buyursun ya. Muhammed suresinin 15. ayeti. 15. ayet uzun bir ayet. Cennet menüsünü anlatıyor orada. Vakit olsa da onları anlatacak. 4 tane ırmak sayıyor ki adamın içi gidiyor. Öyle cennette ırmaklar var. Biz burada gram gram alıyoruz. Orada ırmak. Hepsinden var Allah'ın izniyle. 4 ırmak. Su ırmağı, süt ırmağı, bal ırmağı böyle tadı değişmeyen böyle harikulade ırmaklardan söz ediyor. Ama bunlar da daha önemlisi diyor. Rablerinin mağfireti var. Asıl ödül budur be. Asıl ödül odur. Evet, yiyeceksin, içeceksin de ne olacak? Allah senden razı oldu mu? İşte budur. Öbürlerine dedi ki, kemen huve halidun finnari. Peki bu adamlar cehennemde ebedi kalacak olan şu adamlar gibi olurlar mı? Ne oluyormuş onlar? Vesuku, onlara da su ikram ediliyor. Diğerlerine 4 tane ırmak cennetliklere, bunlara da su veriliyor. Nasıl bir su? Ma'en hamimen, kaynar su. Ne yapıyor bu kaynar su? Fakat ta'a em'a'ehum. Bağırsakları parçalıyor. Suyun da bu. Ya sen şimdi inkar edeceksen et. Bunlar seni bekliyor. Kusura bakma. Sen şimdi burada milletin hakkına, hukukuna tecavüz ederek onların mallarını çarçur edip bu benimdir, başkasını ilgilendirmez deyip helal haram demeden yersen öbür tarafta bunlar dikene, irine ve zakkuma dönüşecektir. Haberin olsun. Burada milletin hakkını, hukukunu çiğnersen öbür taraftaki içeceğin de bağırsakları parçalayan kaynar su olacaktır. Ayetlerin söylediği bu. Ve azaben elima ve elbet elem verici azap onları beklemektedir. Bunlardan daha ağır bir azap anlamına da gelir bu. Bütün bunları özetleyecek işte elem verici azap bu türdendir ifadesi de burada söz konusu olabilir. Sözün özü şudur. Elem verenlere elem verilecektir. Gönül kıranların gönlü kırılacaktır. Hutame cehennemi bu demektir. Hutame patır kütür kırıp geçiren demektir. Burada insanların kaş göz işaretleriyle, el kol hareketleriyle milletle alay edip onlarla dalga geçenler Hutame cehenneminde kırılıp geçirileceklerdir. Gönül kıranların gönlü kırılacak, elem verenlere elem verilecektir. Peki nimete ulaşmak için emek vereceksin ki yemek bulasın.
emek vermeyene yemek vermezler. Burası emek verme yeri, mahşer yemek bulma yeridir inşallah. Cezanın, elem verici azabın en korkuncu şahsen benim için, beni en çok korkutan, tabii ki bunlardan korkmamak mümkün mü? Bunlar insanın yüreğini dağılıyorlar. Ama beni daha çok yüreğimi kanatan bir ifade var ki o ifadeye muhatap olmamak için hep dua ederim. Kıyamet suresinde 4 defa tekrar edilen 2 ayetteki 4 kelime. Evlâ leke fe evlâ, sümme evlâ leke fe evlâ. 34 ve 35. ayetleri Kıyamet suresinin. Allah-u Teala diyecek ki evlâ leke fe evlâ, sümme evlâ leke fe evlâ. Yazıklar olsun sana. Sana yazıklar olsun. Ya bunu duymak hangi cehenneme benzer be? Yazıklar olsun demeyecek bize inşallah Rabbimiz. İnşallah o hitabı duymayacağız. Rabbimiz bizi öyle bir akıbetten muhafaza buyursun. Peki ne zaman olacak bu 4 azap? Zincirler, bukağılar, prangalar, alevli ateş, boğazdan geçmeyen yiyecekler, elem verici azap ne zaman? Yevme tercuful ardu vel cibalu. Arz ve dağlar sarsıldığı zaman. Yani mahşer günü. Ve kânetil cibalu kesiben mehila. İşte o gün dağlar erimiş kum gibi akıp gidecektir. Bu alemin devasa sarsılmaz zannedilen bu efendim kütleleri mahşer için kıyamet sabahı ya da son saatte erimiş kum yığınına dönüşecek. Öyle büyük bir felaket yaşanacaktır. O felaketin akabinde insanlar elbet Allah-u Teala'nın rahmetini umacaklar. Onun merhametinden istifade etmek için ellerinden geleni yapmaya gayret edeceklerdir. Daha fazla bu kıyametle alakalı enstantaneler Kur'an-ı Kerim'de oldukça fazladır. Sırası gelecektir. Onları geldikçe sizlere aktaracağım. Ben burada notlarını aldım aslında. Bakın şu ayetler hep kıyamet. Bizim kıyamet dediğimizde Kur'an-ı Kerim son saat diyor. Son saatte bizim son saat dediğimiz, yani Kur'an'ın son saat dediği bu alemin, bu sistemin yıkılışıdır. Bu aynı zamanda bir yapılışın da başlangıcıdır. Bizim ahiret dediğimize Kur'an-ı Kerim kıyamet, ahiret, mahşer der. Bizim kıyamet dediğimize Kur'an-ı Kerim son saat der. Ama maksat bu alemin sonu, yeni alemin başlangıcında Allah-u Teala hak edenlere hak ettiğini ceza olarak verecek. Geri kalanları da rahmetiyle inşallah kucaklamış olacaktır. Nasip olursa bir sonraki derste 15. ayet itibariyle sureyi işlemeye devam edeceğiz inşallah. Rabbim nimetlerine gark edeceği kullarına sizi de bizi de ilhak eylesin. Azabıyla tehdit ettiklerinden hem onlardan hem de azabından hepimizi muhafaza buyursun diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.